de görüşmüştük. Nereden telefonla arıyorsunuz? Gene. Ha, telefonla görüşmüştünüz. Yayında yani yine. Doğru evet, mudur? Evet. Tamam. İsim yabancı gelmedi ama şu anki görüştüğüm yeri tabii ki çıkartamadığım için sormak gereği hissettim diyelim. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz efendim Şebnem Hanım? Teşekkürler Murat abi. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Bizim sanatçı var Adana'da. Yetim Ali diye. Ali Turaç. Tanıyor musunuz? Vallahi tanımıyoruz. Soyadı da Turaç ya, ondan dolayı sordum. Evet, evet. Çok değerli sanatçı. Evet, zaten evet. 8'inde bir konser var. Sanatçılarla beraber olan. Evet, bayağı evet. Bir gelen sanatçılar var. Onlarla beraber konseri var. Şebnem Turaç'tı değil mi? Doğum tarihiniz? 01. Evet. 07. Evet. 1985. Ayten. Ne kadar oldu yayınımıza katılalı? Hocam ben kocam için de hani eşimle birlikte çaprazı alırsınız. Tamam, eşinizin ismi? Özgür Turaç. On 1982. Anne adı? Suzan. Suzan. Efendim. Kızlık soyadınız. Sesli. Sesli. Evet, Sesli. Birincisi evlilik tarihinizi doğum tarihinize denk getirmişsiniz. Evet. Doğru mudur efendim? Evet doğru. Çok hızlı kafanızı değiştiren, kafanızdan geri adım atmak istemeyen, televizyon sesini kısabilir misiniz? Kendi sesimi kendim duyuyorum. Tabii hocam. Kıs televizyon sesim canım. Hı-hı. İyi mi hocam? Televizyona duyacağınız kadar, izleyenler varsa duyacakları kadar açsınlar, sizi rahatsız etmesin, beni de rahatsız etmesin. Siz tamam oldu hocam, duyuyor. Kıstım. Şebnem Hanım, duruşunuzda hiçbir şekilde yıkılmak istemeyen, gerçek misiniz? Evet. Eşinizle olan ikinizin de yok. İsminizdeki, eşinizin ismindeki Ö ve Ü harfleri, sizin isminizdeki E harfleri uyarı verir. Bu uyarılar dikkate alınması gerektiğini. Neden? Çünkü 2007 yılında evlenmişsiniz ama 2013 yılında ve diye sıkıntılarla yüzleştiğiniz yıllar olmuş. Evet. Bu yıllar içerisinde bir anda attığınız adımlardan geri adım atmak zorunda kaldığınız, ciddi kararlar verip o ciddi kararlardan uzaklaşmak zorunda kaldığınız ama ciddi bir şekilde kararsız olduğunuz bir dönem içindesiniz. 2013'ün 9. ayından bu yana başlar ve 2014'ün 3. ayı yani bu tarihe kadar hala devam eden sorunlarla uğraştığınızı gösteriyor. Evet. Şu anki aşamada özellikle de iki ayrı kişiden duyduğunuz bir söz canınızı sıkmış. Özgür Bey bazı konularda çok güzel, esnek, yaklaşımı güzel, sürprizlere açık, eşini, ailesini mutlu etmiş. Biraz dikkatli etkilendiği için kafasına
Yatağı da sonuna kadar yapan bir insan. Evet. Bu dönem içerisindeki tartışmalar sizi yıkımlara getirdi. Ama bu yıkımlar 2007 yılında sizin evliliğinize sıcak bakılmayan dönem yaşandı. Evet. Şöyle 7. ayında evlendiniz ama 9. ayı, 10. ayı, 11. ayı. Tam sorunlar. Ben niye evlendim? Ben dediğiniz sorunlarla uğraştığınız bir dönem. Aşamada siz tartışmaya, herhangi bir olumsuzluğa hazır değilsiniz. Bu da iyi olmayan bir süreç içerisinde hep tek başınıza kaldığınızı, beklentileriniz dahilinde sorunlarla uğraştığınızı ve ister istemez bazı beklentilerinizde sizi yaraladığını gösteriyor. Evet. Ama isterseniz bunu aşabilecek durumdasınız. Beklentiler veya durumlar veya bazı beklentiler ister istemez sizi yaralayınca nedenler ve süreçler geri planda kalmanızı üzücü sonuçlar gündeme getiriyor. Çünkü bazı karar ve karmaşalar hala devam ediyor. Evet. Bir konuda mutsuz olduğunuz nokta var. Zaten o çözülmezse bir türlü rahat nefes aldığınızı da söyleyemiyorum. Çünkü o düşüncelerinizi özellikle bir tartışma başarılı olacağınız noktalarda aşamalarınız oldukça önemli. Bu arada eşinizin doğum günündeyiz biz burada. Ayın 14'ü. Evet. Ama dikkat ediyorum. Eşinize. Evet. Bu, bakın. İnsanın doğum günü eşinizin sizinki bir. Her ayın biri sizin doğum gününüzdür. Ama doğum ayınız 7. aya geldiği zaman yaşınız değişir. Ama her ayın biri de doğum gününüzdür. Eşinizin de her ayın 14'ü doğum günüdür. Doğum günü diyorum, doğum ayı demiyorum, dikkat edin. Zaten doğum yılı 1982'di, 85'te gelmez. Onlar doğduğunuz geçti, geçmişte kaldı. Ama doğum ayı, Nisan ayına bakarsanız bir ay sonradır doğum yaşı değişecek. Ama her ayın 14'ü de kendinin doğduğunu hatırlatan tarihtir. Buradaki aşamalar dahilinde eşinizle bazı konularda uyum sağlamayan durumlar var. Soyadınızla, kızlık soyadınızla karşılaştırdığım zaman son noktayı, fikir ve düşüncenizi siz ön plana koyup netleştirmeyi seven bir insan olarak çıkıyorsunuz. Güvenmek, bağlantılar, diyalog, olumlu ve olumsuz süreçleri sonuna kadar değerlendirmeyi de ön plana çıkarmayı da bilen kişisiniz. Hassas bir şekilde başarılısınız, onu da belirtmek istiyorum. Evet, önemli olan kendinizi göstermeniz. Evet. Söylediklerinde yanlış var mı efendim? Yok hocam, doğru. Evet. Yani şu an bir tartışmadan uzak durun. Özellikle de 2014 yılı umduğunuzu vermedi. Sıkıntılarla yüzleştiğiniz bir tarih. Hı. Hazır olduğunuz bir nokta. Başka olur. Artık güzel düşünceleriniz var. Hedefleriniz güzel. Ama en önemlisi de kendi kararlarınız, düşüncenizde sonuna kadar değerlendirdiğiniz zaman sizden iyisi yok. Bir de yeniliklere sonuna kadar açık olan duygu ve düşüncenizi ön plana çıkardığınız zaman kesinlikle geri planda kalmadığınızı ön planda başarılı bir şekilde gündemlediğiniz zaman sizden iyisi yok ama bazı konularda sıkıntıyı kaldıramıyorsunuz. Hazır değilsiniz. Bu arada karın bölgenizin hemen yan tarafı göğüs ağrı. Burada öyle görünüyor. Gürler hocam. Doğru değil mi? Evet. Şu anki aşamada dışarıda çok güzel bir ortamınız var. Oturduğunuz. Artı iki tane komşunuzla çok güzel anlaşıyor, paylaşıyorsunuz. Hatta bir komşunuzun derdine de ortak olmuşsunuz. Onun derdi sizin derdinizi de unutturmuş da diyebilirim aslında. Evet hocam. Doğru değil mi? Doğru hocam. Evet, ama onun da gerçekten ciddi sorunları, sıkıntıları var. Aşmak isterken ciddi gerisi, problemler yaşaması bayağı bir şekilde üzmüş diyebilirim aslında. Olması gereken noktalarda üzüntüyü de yaşayınca da dikkat etmekte yararlı olan bir nokta var. Ama önemli olan duygular ve düşüncelerde gerçekten sıkıntıya hazır değilsiniz, evet. Siz. Onu da söyleyeyim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Benim bir hani iş için bir hedefim var. Hani
O olacak mı sizce? Gözüküyor mu? O iş için hedefiniz 2013 yılının 9. ayı 10. ayından beri gündemde olan bir hedef. Düşündüğünüz. Evet ama yeni yeni tam karar verdim. İşte, sizce olacak mı? Aşamada eşinizin doğum tarihi Nisan ayından itibaren sağlıklı yönelirseniz bazı destekler, verilen sözler var. Üstüne düşerseniz inşallah olur. Çünkü şu anda tam manasıyla gündemde olmayan bir beklemedesiniz. Evet hocam. Lafta bir beklemeniz var. Lafta bir düşünceniz var. Evet. Onun da olması oldukça buna dikkat etmek gerektiğini söyleyebilirim. İnşallah. Yani olur. Buna dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de budur. Öyle diyeyim ben size. Önemli olan sizin düşünceniz. Öne göre hareket etmenizde yarar var. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Oldu. İyi akşamlar. Her şey için teşekkürler. Rica ederim Şebnem Hanım lütfen. Kendinize iyi bakın. Evet, hızlı bir şekilde yayınımız devam ediyor bu arada. Unutmadan süreç olarak zaman insanlar için o kadar önemli ki. Bazen nerede, bazen nasıl yaptım diye düşünürsünüz. Evet, hızlı bir şekilde bu arada telefonlarımız aynı şekilde. Mesajlar dahilinde. Bu arada biraz baş ağrısı var tabii ki bende aynı şekilde. Devam ediyoruz bakalım hızlı hızlı, tıpızlı bir şekilde. Alo. Alo, iyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum? Ben Seyfettin Tekin. Seyfettin? Tekin. Tekin? Tekin, T. Tekin değil mi? Tekin, evet. Tamam, Tekin. Soyadınız? Seyfettin Tekin. Seyfettin Bey. Tarsus'un bir köyünden arıyorum. Köyünüzün ismini söylemeyecek misiniz? Atalar Belediyesi diyecek. İşte sizi izleyenler de bilsin. Köyünüzden evet, Atalar olsun. Belediyesi. Aslında Atalar Belediyesi çok Huzur güzel. Huzurkent, evet. Huzurkent Atalar Belediyesi. Tarsus Mersin yani. Mersin'e bağlı. Şimdi hem nereye aslında evet. Çoğu kişi hani söylemiyor. Oysa söyleseniz sizin açısından şöyle olur. Sizi şu anda uydudan diyorum, internetten evet. Ve şu anda yayınımızın ulaşabildiği kadar her yerden izliyorlar. Aa bak şurada bir yer vardı. Geçen örnek veriyorum, ablamla konuştum, eniştemle konuştum, buraymış diye aklında kalan veya bizim amcaoğlunun tanıdığı o köylüyüm. Yani böyle duymaları çok hoş olur aslında. Çoğu kişi söylemek istemiyor ama ben olsam şuradası demesi izleyenlerin hem gider. Şu an oradaydı, babam oradaydı. Çıkabilir başka yerlerde. Mesela benim ismim Murat Kara. İnternete girin birçok Murat Kara çıkıyor. Geçenlerde bir isme baktık. Evet, radyocu arkadaşınız. Kaç tane Zafer Çiftçi var ya dedi. Bunlardan biri ben değilim ki dedi. Hiçbir ya böyle bir durum var. Bunun için söylediğiniz zaman şimdi sizi tanıyanlar oradan bir tanıdığımız. Belki sizi tanıyan da izliyordur. O da hoşuna gider uzaklardan. Evet. Zaten doğum tarihinizi alayım Seyfettin Bey. O sizin tanıyanız yani. 25.04.1961. Çok hırslı bir ama ters veya sıkıntı içinde ve karakter oynanmasını da istemiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Anne adınız? Güllü. Daha önce yayına katıldınız mı? 4 defa. 4 defa. O 4 defadakileri fikirlerinizi bizimle paylaşın. Ne? Tabii. Her ara hepsi tek tek çıktı ve hatta şunu söyleyeceğim. Buyurun. Bir yerden bir haber bekleyeceksiniz ve istediğiniz olacak diye bir söz geçtiydi ilk evet. İkinci görüşmemizde. Gene her şey doğru gibi hiçbir bütün verilmiş olduğunuz bilgilere kesinlikle güveniyorum ve inanıyorum.
Allah razı olsun. Ve herkesin izlemesini ve herkesin tavsiyelerinize uymasını bütün kalbimle tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Eksik olmayın. O sizin güzelliğiniz, inceliğiniz efendim. Teşekkür ederim. Zaten buyurun. Murat Bey. Buyurun efendim. Az önce sizi arayan bir hanımefendi vardı, sesli. Şebnem Hanım. Az önce. Evet evet, Şebnem Turaç. Heh, evet. O da benim işte Kerahmet Köyü'ne gelin olarak gitmişti. Evet, çok güzel. Turaçlar da yani onlar da yakınlarda bile dahi benim arkadaşım olur, arkadaşlarım şimdi. Anladım. Benim sanatçı arkadaşlarım var. Ali Turaç. Evet. Olduğu için o tanıdık mı? İşte bize şöyle diyor. Seyfettin Bey, buna siz de şahitsiniz. Oldunuz da zaten. Evet. Ya Murat Bey'in tanıdıkları katılıyor. Ailesinden, çevresinden katılıyor. Tanıdıkları katılıyor. Bu kadar doğru olamaz. Mümkün değil diyorlar. Var mı? Yok. Aynısını söylüyorlar. Murat Bey'in sizin tanıdıklarınız katılıyor. Ya benim Antep'te tanıdığım kim? Belki tanıdığım bir iki tane asker arkadaşım çıkar. Malatya'da aynı şekilde. Evet. Veya İstanbul'a gittim geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Tekrar gideceğim aynı şekilde. Beklentiler dahilinde. Seyfettin Bey, konuya giriyorum müsaade ederseniz. Evet. Tabii. Dediğim gibi duruşunuzdan hiçbir konuda ödün vermek istemeyen ama düşündüklerinizi gerçekten bir oluşum içerisinde oluşturmaya gayret ediyorsunuz. Bu oluşumu şu kare içerisinde dünyanızı oluşturduğunuz düşün. Bu dünyanız evinizdir. Düşündüklerinizdir. Ama her bir bölümde bir parça var. Bu parçalardan biri benliğiniz, aileniz, işiniz, sosyal. İşiniz diyorum. Benliğinizi toparlamanız lazım. Kafanızın rahat olması lazım ki buradaki durum hepsini kapsasın. Siz iyiyseniz olumlu. Siz kötüyseniz moraliniz da gidiyor. Ne işleriniz yolunda gidiyor ne de aile içerisindeki konular, durumlar, pozisyonlar yolunda gidiyor. Çünkü 2013 yılı 12. ayı 2014 yılının 12. ayı ayakta durmak kutluyorum. Belki o zaman katılırsınız, katılamazsınız. Biz üzerimizdeki ağırlığı size vermiş olalım. Doğum gününüz kutlu olsun. Güney TV ailesi olarak. Siz 12. aydan 1. 12. ay 2013'ün 2014'ünde 1. 2. 3. aylar dahilinde kafanızda oluşturduğunuz bir düşünceniz var. Bu düşüncede tamamıyla ayaklarınızın üstünde durabilmek, sahiplenebilmek ve kendinize özgü değerleriniz vardır. Ama bu değerler üzerinde bazı değerleri kaybetmemeniz lazım. Şu an hedefiniz var ve bu hedefe yönelmiş durumdasınız. 2014 yılı benim yılım. Doğru. 2013'te çünkü sıkıntılar, problemler, sorunlar öyle bir şekilde sıkıntılarla uğraştınız ki artık ben bu sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Ayaklarımın üstünde sağlıklı, mantıklı durmak istiyorum diyorsunuz. Aslında güzel bir düşünceniz var. Beklentileriniz çok çok hoş. İyi düşünüyorsunuz. Ama ne var ki o beklentilerinizin, o düşüncelerinizin oldukça gerisinde kalmanız biraz problemler, biraz sıkıntılar, biraz kendinde olmayan durumlar yaşattığını söylemek istiyorum. Şu an toparlanma süreciniz var. 2013'te kalan ahlarınız var telafi etmek için. Ama çevrenizden de çok güzel, olumlu destek alıyorsunuz. Siz geçmişte gelen bir çizginiz var. Ben bu çizgimden ödün vermiyorum diyorsunuz. Ne aşağı inerim ne yukarı çıkarım diyorsunuz. Diyor. Beni böyle kabul edin diyorsun. Görünüyor efendim. Böğür bölgenizde kaburga şu hemen yan tarafının iç tarafında hafif bir kramp girmesi gibi ağrı gibi rahatsızlık yaşamışsınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Doğru mudur efendim? Doğru. Evet. Sizin bir tane
paçalı don dedikleri veya baksır dedikleri bir tane yan tarafından benek benek. Bir tarafında sökülme var, açılma var diyeyim. Hatırladınız mı? Hatırladım. Kullanmayın. Açık renkleri tercih edin. Biraz da kafanızı bazı şeylere yormayın. Relax, sakin, motive olun. Hiçbir şeye kafanızı takmayın. Allah'ın izniyle her şey yoluna girer. Sıkıntıya girmezsiniz. Bir de beklentileriniz içerisinde Allah'ın izniyle o parasal bir konu var. Onu da bir kişiden değil birkaç kişiyle paylaşarak çözebileceksiniz inşallah. O zaman rahat edersiniz diye düşünüyorum. Sormak yok. İstediğiniz var mı? Şu anda yok. Şu anda iş. Yanlış var mı efendim? Hiçbir yanlış yok. Gerçekten içimi okudunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir tane de güzel bir gömleğiniz var. Yalnız o biraz koyu renklerinde gömlek çizgileri var. Açık bir beyaz çizgi gibi bir görünüyor. Evet. Kare, yani çizgi var. Kare kare gibi görünüyor. Ufak kareler var. Evet. Güle güle giyin efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Allah isterse güzel dilekleri çok güzel bir şekilde gündemde olur. Bu arada internetimizde birazcık sıkıntı ve problem var. Onu da belirtiyorum. Yani mesajlarınız gelmesi yönünden onu belirtmek istiyorum. Bu arada benim Facebook'a biraz girişimde bulunulmuş. Sağ olsun Eyüp Bey, Metin Bey arkadaşlarımızın yardımıyla ben o da benden ama sorun yok. Sağ olsun arkadaşlarımız ilgilendikleri için şu an Facebook'umu kullanabiliyorum öğlenden bu yana. Öğlen saatlerinden bu yana. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü birkaç gündür bir gün herhalde oluyor. Bir gün gibi oldu yanılmıyorsam. Zamanı tam hatırlamıyorum da bir girişimde uğraşmışlar. Onu da düzelttik. Sağ olun. Eyüp Bey'e teşekkür ediyorum. Metin Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sait Bey de kayıtlarını gösterdiler. Eksik olmasınlar. Onu da belirtiyorum. Buradan teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet. Aman dikkat edin. Diyorum ya şifrenizi güzel yapın. Siz bilin. Sıkıntı yaşamayın. Artık nasıl biliyorlar? Hackerlar mıdır? Nasıl biliyorlar? Demek ki herkesin kendine göre bir şeyleri var diyoruz. Evet. Hızlı yayınımız devam ediyor bu arada. Onu da belirteyim ben size. Evet. Alo. Alo, iyi yayınlar abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Mehmet Doğru'yu. Evet Mehmet Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah'a şükür. Sizlere sormalı. Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Senin sesini duydum, daha iyi oldum Mehmet Bey. Nasıl gidiyor? Nasılsınız, iyi misiniz? İyi gidiyor. Görüşemedik herhalde bir hafta veya iki hafta öncesinden bu yana. Geçen hafta katılmıştım, evet, bir hafta oldu. Bir hafta oldu değil mi? Evet. Evet. Bir elmanın yarısı, diğer yarısı ne olur? Bir elmanın yarısı. Yani evet. Demek istediğinizi anladım da tercüme edemiyorum. Evet. Bir elmanın yarısı, diğeri de yarısı olur tabii ki. Hemen konuya giriyorum Mehmet Bey. Bağım için aramıştım. Vedat Doğru. Dur yazalım. Siz nereden arıyorsunuz Mehmet Bey? Tarsus'tan arıyorum. Tarsus'tan arıyorsunuz. Mahalle? 17-10-65. Evet. Anne adı Aysel. Aysel. Evet. Evet. Nasıl baban gibi nasıllar bu arada? Bayağı bir sıkıntıları aşmaları lazım. Çünkü o görüştüğümüzde, ilk görüştüğümüzde bayağı bir problemler vardı. Annenle ayrılık noktaları vardı. Şu an her şey eskisine göre biraz iyi. Doğru mu? Evet. Yani doğru. Ciddi bir şey. Aşma. Kafası bir konuda çok bulanmış. Kararsızlık ve sıkıntılar var. Ama şu son geçtiğimiz gün 3-4 gün öncesinden yine bir
sıkıntı ve küçük küçük tartışmalar, sorunlar gündeme yaşamış olarak görünüyorsunuz. Evet. Bu da kaldıramayacağınız bir süreç olduğunu. Evet, kaldıramayacağınız bir süreç olduğu için bir sıkıntıdan dolayı kilitlenmelerinizin ailesel bir şekilde dört ayrı kişi olduğunuzdan dolayı problemlerin aşmanız gereken bir destekle beraber toparlanmanızın olacağını gösteriyor. Ama eğer bunu gerçek anlamda bir noktaya taşıyamazsanız isterseniz bazı problemler, bazı sıkıntılar sizi yaralayabilir, rahatsız edebilir, huzursuz edebilir, mutsuz edebilir. Bunu da aşmanız gerektiğini gösteriyor. Eğer bunu gerçek anlamda bir noktaya taşıyamadığınız takdirde ise ister istemez bazı gelgitler sizi yaralayabilir, mutsuz edebilir. Babanın bazı zamana bırakmış bazı şeyleri. Biraz zaman geçsin, ben o zaman ona göre hareket edelim, değerlendirelim, bakalım. Düşünceleri var. Çünkü biraz zamana bırakalım. Olmadığı takdirde biraz ailesel sıkıntılar dışarıda yansıyabilir. Çünkü renk olarak da sarı çıkıyor sizde, babanda. Bu sarı da bazı beklentilerinizin oldukça gerisinde, sıkıntısında kaldığınızı gösteriyor. Onu da belirtmek istiyorum. Eğer bunu sağlıklı bir noktaya getirebilirseniz bazı konuları aşmış olabileceğinize inanıyorum. Yoksa ister istemez bu hem üzücü, hem sorunlar, hem de problemleri aşmanız gerekebilir. Onu da belirtmek istiyorum size. Evet. Peki babam uzun bir yola gidecek yani. Zaten yola gitmesinin kararı o. Evde evet. Bazı konular dahilinde ister istemez noktasında yerine göre değerlendirmek istediği için, aşmak istediği için, biraz da evden uzak kalıp kafasını dinlemek istediği için bunlar var. Peki gitse mi yola, gitmese mi yola? Şimdi birincisi, buna siz kendiniz karar verebilirsiniz. Nasıl karar verebilirsiniz? Gitmesinden, Vedat Bey gidip kendini eve özletmek istiyor. Yokluğunu göstermek istiyor. Siz de bu gitmesine razı mısınız, hazır mısınız? Karar vereceksiniz. Çünkü gittiğinde pek parasal bir konunun yararı ve faydası olarak görünmüyor. Anladım. Yani pek bir parasal bir konunun değeri ön plana çıkmayabilir, haberin olsun. Anladım. Sağlık konusu nasıl peki? Sağlık konusu kendine bakarsa iyi. Doktora gitsin, eğer sıkıntısı varsa doktora gitmesinde yarar var. Şu anki durumda kendisinin herhangi bir şekilde kafasına takmadığı takdirde sorun yok. Öyle diyeyim. Anlatabildim mi efendim? Anladım. Herhangi bir şekilde sıkıntıya girecek bir noktamız yok. O yüzden rahat ol. Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ ol sevgili Mehmet Bey. Evet. 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 Bu arada gelen mesajları da göremiyorum şu anda. Dediğim gibi bir telefonla ilgili. Biraz da bilgisayarla ilgili, tabii ki ekran kapanıp o da sorun yok. Evet, hızlı hızlı devam ediyoruz bu arada. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan devam ediyoruz. Telefonlarımız da aynı şekilde geliyor. Evet, bu arada bugün 14 Mart biliyorsunuz. Efendim, burada tüm sağlık eczaneden, eczanede biliyorsun, sağlık olsun, sağlık kabinleri olsun, aile sağlık ocakları olsun, hastaneler olsun, sağlık olarak çalışan doktorlarımız, laboratuvarlar, hemşireler, hasta bakıcıları olsun, hepsinin sağlık haftasını kutluyorum. 14 tıp bayramı çünkü bugün. 14 Mart tıp bayramı efendim. Buradan kutluyoruz efendim herkesin. Bunu da belirtmiş olalım. Sağlık sektöründe çalışanlar kendilerini biliyorlar efendim. Alo. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkürler. Evet, nasılsınız, iyi misiniz efendim?
İyiyiz Allah, çok şükür Murat Bey. Kiminle görüşüyorum? Necat, 14 Mart tıp haftası, tıp bayramı, pardon, tıp haftası diyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sağlık sektöründe çalışanınız var mı? Tanıdığınız biri var mı? Hayır abi. Yok mu? Peki bugün 14 Mart olduğuna göre düşünürsek, sizin düşüncenizde olmasını, bir iyi dilekleriniz varsa, mesajlarınız varsa söyleyebilirsiniz. Vallahi yok. Bugün, bugünün gününe özgü. Sağlıklı, mutlu olsunlar diyelim o zaman sizin adınıza. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Necati Evgin. Doğum tarihiniz Necati Bey? 1964. Evet. 5. ayın 5'i. Annenizin adı? Altın Işık. Evet. Nasıl, programımız nasıl? Önce sizin konu önce. Vallahi Murat Bey, hep biliyorum yani. 2 haftadır arayamadım. 2 haftadır arayamadım. Çok büyük kayıp. İnanın, yayın bittikten sonra telefonlarım şu an kapalı, masanın üstünde aynı şekilde. 3 tane telefon var. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Bazen görünür ya, o kadar çok telefon var mı diye söylüyorlar da. İnanın arıyorlar, telefon yayın bittikten sonra bir 10-15 dakika dinlendikten sonra, ya katılamadık, telefonu düşüremedik. Tamam da bir kişi zaten bir telefona katılabiliyorsunuz. Ondan sonra zaten düşmüyor. Buyurun. Yani bazı vatandaşların hakkını yemek diyorum, biliyor musunuz? Evet. Yani izliyorum, aramadım yani açıkçası. Yani başkalarının şeyine, hakkına şey etmeyelim değil. Evet. Güzel düşünce, herkesin düşüncesi bambaşkadır. Onu da söyleyeyim. Necati Bey. Efendim. 2 hafta katılmadınız. 2 hafta önceki yayına katıldığımız süreci bizimle paylaşır mısınız? Duygularınız. Vallahi. Hadi ya. Vallahi. Yani akşama da işte çalışıyorum, biliyor musun? Can sıkısı bir yandan, iş problemli. Evet. Akşama kadar dediğin gibi yorgunluk bambaşka. Çok şeyler insandan alır götürür. Haklısınız. Şimdi ben o zaman konuya giriyorum müsaadenizle. Birincisi, evet, bulunduğunuz ortamda kesinlikle aile ve çevreniz sözünüzün tutulmasını, anlayış, değer sahiplenmeyi, önem gösterip önemlere sahiplenmeyi bilen kişisiniz. Sıkıntı istemiyorsunuz. Strese girmek istemiyorsunuz. Yeniliklere sonuna kadar açık olan, duygu ve düşüncenizi paylaşmayı seven bir insansınız. Yönetilmekten hoşlanmıyorsunuz. Kişileri yönetmeyi seviyorsunuz. Bulunduğunuz ortam içerisinde varlığınızı eğer kimse görmediyse kendinizi göstermek için gayret gösteriyorsunuz. Varlığınızı göstermek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bazen öyle bir zaman geçiyor ki kendinizi unutanların unuttukları için onları kızgın, kırgın oluyorsunuz. Size değer verilmediğini hissediyorsunuz. Aslında çok şeyler değer var da herkesin değer anlayışı, düşünceleri çok çok farklıdır. Bazen üzüntüyü, bazen sevinci, bazen düşünceler içerisindeki kayıpları düşünürsünüz. Ama bir gerçek var. Bazen o üzüntünün nedenlerinin, sebeplerinin düşündüğünüz zaman aşmak istediğiniz, değerlendirmek istediğiniz noktalarda bütünle gayretleriniz, çabanız boşa ayaklarınız yere. Sıkıntı o zaman başlıyor sizin açınızda. Çünkü beklentileriniz ve süreçleriniz düşündüklerinizin gerçek anlamda ön plana çıkmasıdır. Siz tartışmayı sevmiyorsunuz. Biri zaman eğer bu konu
çıkmayı tercih ediyorsunuz. Duygusallık dahilinde geçmişte acı çektiniz zaten. Tekrarında bu duygusallıkta acı çekmek, üzüntü yaşamak, moral bozukluğunu olumsuz istemiyorsunuz. Duygularınızı bilden kişi. Ama bu dönem biraz parasal sıkıntı üst üste gelmiş. Çünkü 2014 yılı gelirken size sıkıntıya